Film Ukrayna'da dünyanın en azılı dövüşçüsü Boyka ile başlar. Chornya maksimum güvenlikli cezaevinde 10 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalmıştır. Önceki filmde birisi hapishaneden kaçmasına yardım etmiştir. Yaptığı hatalar için pişmanlık duymaya başlar ve hala yasa dışı dövüşlere katılır. Ancak aynı zamanda dünya şampiyonalarına katılmayı ve bu bataklıktan kurtulmayı hayal eder. Biriyle dövüşür ve her zamanki gibi rakibini kolaylıkla yere sener. Seyirciler onun için tezahürat yaparken Boyka'nın daha önce hapsedildiği Rusya'daki Chornya hapishanesine döner. Yeni bir mahkum gelir. Adı Koşmer olan dev bir dövüşçüdür. Hapishane müdürü hala maçlara bahis oynuyordur. Koşmer, hapishane gardiyanları tarafından kelepçelenerek ringe getirilir. Maç başladığında başka bir dövüşçüyle dövüşe tutuşur. Rakibin darbeleri boşunadır çünkü Koşmer fiziksel olarak ondan daha üstündür. Koşmer, rakibini kaldırıp ringe fırlatır ve işini bitirir. Boyka'ya döneriz. Kiliseye gider ve İncil kopyaları bağışlar. Rahip onu şiddetten uzak durması için ikna etmeye çalışır ama ona bu oyunu kurallarına göre oynadığını ve bu yeteneği ona Tanrı'nın verdiğini söyler. Daha sonra Kiev Spor Merkezi'nde antrenman yapar. Menajeri onunla buluşur ve onun için yasal bir maç ayarlayabileceğini ve bu maçı kazanırsa uluslararası dövüş sanatları turnuvasına katılabileceğini söyler. Boyka çok mutlu olur çünkü sonunda hayalini gerçekleştirebilecektir. Menajerinin onun için ayarladığı maç zamanı geldiğinde Viktor adında biriyle dövüşecektir. Maçın galibi uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazanacaktır. Menajeri ona rakibinin çok yüksek becerilere sahip olduğunu ancak hayaline ulaşmasının önünde kimsenin duramayacağını söyler. Ringe girerler. Hakem onlara talimatı verir ve ardından maç başlar. Viktor Boyka için güçlü bir rakiptir ama onu yere serer. Viktor gücünü toplar ve tekrar ayağa kalkar. Ancak Boyka ona ard arda yumruk atar ve onu tekrar yere düşürür. Viktor güçlü bir iradeye sahiptir. Tekrar ayağa kalkar ama bu sefer Boyka ona sert bir şekilde vurup maçı kazanır. Kalabalığın alkışları eşliğinde ringden çıkar. İki kişi yanına gelir ve zaferinden dolayı onu tebrik eder. Ona iki hafta sonra uluslararası turnuvaya katılacağını söylerler. Menajeri de onu tebrik eder ve zaferinden dolayı ona para verir. Dışarı çıktığında sağlık görevlilerinin Viktor'u hastaneye götürdüğüne tanık olur. Geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle sağlık durumunun çok kritik olduğunu söylerler. Boyka sebep olduğu için kendini suçlu hisseder ve gece uyuyamaz. Ertesi gün menajerinden Viktor'un öldüğünü öğrenir. Kendisiyle aynı spor salonunda antrenman yaptığı için Viktor'un dolabına bıraktığı eşyaları görmek ister. Viktor'un evli olduğunu ve Rusya'da bir ailesi olduğunu öğrenir. Rusya'ya seyahat etmeye karar verir ve menajerinden kendisi için sahte bir pasaport yapmasını ister. Menajeri onu tutuklanabileceği konusunda uyarır ancak o gitmeye kararlıdır ve turnuvadan önce geri döneceğini söyler. Rusya'da Viktor'un eşi Alma, kocasının cenazesindedir. Zarup adında rüşvetçi bir iş adamı da vardır ve Alma'ya bakıyordur. Cenaze töreni bittikten sonra ona kocasının kendisine borcu olduğunu ve parasını istediğini söyler. Alma parayı ödemek için çalışacağını söyler. Zarup ona kendisi için çalışmasını istediğini söyler. Menajeri Boyka'ya sahte bir pasaport getirir ve Rusya'da beladan uzak durmasını söyler. Pasaportu alır ve yola çıkar. Kontrol noktasında memura hasta amcasını ziyaret edeceğini söyler ve memur Rusya'ya girmesine izin verir. Küçük bir otele gider ve ertesi gün Viktor'un karısının çalıştığı yere gider. Onu küçük bir kızla görür. Sonra Zarub'un adamlarının onu götürmesini izler. Zarub'un adamlarından biri ondan oradan uzaklaşmasını ister. Kadının nereye götürdüklerini söyler. Kocasının borçlarını ödeyebilmek için Zarub'un sahibi olduğu bir gece kulübünde garson olarak çalışacaktır. Bu gece kulübünde kaçak dövüşçüler üzerine bahisler oynanıyordur. Kulübün en güçlü dövüşçüsü dövüştüğü kişinin bacağını kıran Igor adında bir kişidir. Sonrasında ise kalabalığa ringin kralı olduğunu söyler. Zarub tüm bunları masasından izler ve Alma'yı da izler. Boyka kadınla konuşmak istediğini söyler ancak Zarub'un asistanı Slava ona ondan uzak durmasını söyler. Dışarı çıktıklarında ona Alma'ya bir daha yaklaşmamasını söyler. Boyka geri adım atmayınca Slava adamlarını onu dövmelerini emreder. Boyka kendisini silahla tehdit etmeye çalışan Slava da dahil olmak üzere hepsini yenmeyi başarır. Daha sonra onlara tanık olan ve Boyka'nın dövüş becerilerinden etkilenen Zarup gelir ve kulüpte dövüşmeyi teklif eder. Boyka bunu reddeder ve ona sadece Alma'yla konuşmak istediğini söyler. Zarup Alma'ya yaklaşırsa onu dövdürteceğini söyler. Alma'nın ve tüm şehrin sahibi olduğunu ekler. Boyka giderken Zarup adam onu izlemelerini emreder. Ertesi gün Boyka, Alma'nın çalıştığı yere gider. Alma'ya Viktor'un yazdığı mektubu vermek için içeri girer. Ona Zarub'un kendisini rahatsız edip etmediğini sorar. O da kocasının ona borçlu olduğunu, kocası öldükten sonra borcunu ödemek için onun yanında çalışmaya başladığını söyler.
Boyka'ya bunu nasıl bildiğini sorar. Boyka ona itirafta bulunur ve kocasının ölümüne sebep olanın kendisi olduğunu, ancak bunun kesinlikle kasıtsız olduğunu söyler. Rusya'ya ondan özür dilemek ve ona yardım etmek için geldiğini söyler. Maçtan kazandığı parayı ona vermeye çalışır, ancak kadın onu kovar. Kocasının ölümüne neden olduğu için ona kızgındır. Slava'yı Zarup'la birlikte dövüşlerin antrenmanını izlerken görürüz. Zarup dövüşçülerin seviyesinden memnun değildir ve profesyonel dövüşçüleri de organize ettiği dövüşlere dahil etmek istediğini söyler. Sonra Boyka'yı görürüz. Korumalardan birini dövdükten sonra Zarup'a almayı serbest bırakması için borcunu ödemek istediğini söyler. Ona kendisi için 3 maç oynamayı teklif eder. Karşılığında almayı rahat bırakacaktır. Zarup kabul eder ama bir şart vardır. Boyka orada bulunan en güçlü dövüşçü Igor'u yenmek zorundadır. Zarup ona dövüşe hazırlanmak için kulübünde antrenman yapabileceğini söyler. Ayrıca ona Rus polisinin kendisini takip ettiğini bildirir. Ancak onu polise ihbar etmeyeceğini de söyler. Slava Boyka'yı tanımamaktadır ama Zarup ona onun dövüş sanatlarında bir efsane olduğunu söyler. Boyka Ukrayna'daki menajerini arar ve ona bir hafta daha geç kalacağını söyler. Daha sonra yaptığı anlaşmayı öğrenen Alma ile buluşur. Ona birisinin kendisi için savaşmasını istemediğini söylese de sözünü dinletemez. Boyka maçlara hazırlanmak için spor salonuna gider. Dövüşçüler onu taciz etmeye çalışır. Dövüşçülerden biri ondan boks torbasından uzaklaşmasını ister ve ona vurmaya çalışır. Ama Boyka ona vurur ve tek bir darbeyle yere serer. İlk maç için ringe girer. Fiziksel kondisyonunun zirvesindedir. Rakibine şiddetli darbeler indirip maçı kazanır. Igor maç bittikten sonra ona kendisiyle dövüşmek için beklediğini söyler. Zarup almadan Boyka'ya bir içki vermesini ve onu tebrik etmesini ister. Boyka antrenman yapmak için başka bir yer bilip bilmediğini sorar. Çünkü antrenman yaptığı spor salonu ona sorun çıkarmaktadır. Alma ona kendisinin çalıştığı spor salonunda antrenman yapabileceğini söyler. Ertesi gün mekana gider ve Alma onu spor salonuna götürür. Antrenman başlar. Çocuklar onu izler ve becerilerine hayran kalır. Alma dikkati dağılmasın diye onları uzaklaştırmaya çalışır ancak Boyka kendisini izlemelerine izin verir. Mola sırasında ona kocasının da burada antrenman yaptığını söyler. Boyka ikinci maçında Zarup'un isteği üzerine iki kişiyle dövüşeceğini öğrenince şaşırır. Zarup ona bu dövüşler için kuralları koyan kişinin kendisi olduğunu söyler. Boyka'ya saldırmaya başlarlar ama Boyka onlardan daha iyidir ve onları yenmeyi başarır. İkisini de yenerek maçı kazanır. Ringden zaferle çıkarken seyirciler onu alkışlar. Ancak yaralanmıştır. Zarup hapishanede çalışan rüşvetçi bir memurla buluşur ve ona Igor'la dövüşmeye hazırlanan Boyka ile dövüşmesi için koşmeri getirmesi için para verir. Alma yarası için ona ilaç getirir. Ona teşekkür eder ve şehri terk edip kaçmasını tavsiye eder ancak kadın bunu reddeder ve baktığı çocukları bırakamayacağını söyler. Zarup Alma'yı ziyarete gider ve Boyka'dan hoşlanıp hoşlanmadığını sorar. Ancak Alma aralarında hiçbir şey olmadığını söyler ve onu kovar. Zarup Boyka'nın peşini bırakmayacağını ve ondan kurtulacağını ya da hapishaneye geri göndereceğini söyler. Boyka'yı menajeri arar ve uluslararası turnuvaya katılmak üzere geri dönmesi için bir otobüs bileti ayırttığını söyler. Ayrıca hayranlarının da onu beklediğini söyler. Boyka zamanında varacağını söyler ve otele geri döner. Alma ile karşılaşınca şaşırır. Ona kocasının ringde nasıl öldüğünü anlatır. Ona eski bir saldırgan olduğunu ve kocasını sadece dünya şampiyonu olma hayaline ulaşmasının önünde duran bir kişi olarak gördüğünü söyler. Kocasını kasıtlı olarak öldürmediğini ve her şeyden pişman olduğunu söyler. Igor'la maç zamanı gelir. Hazırlanır ve ringe gider. Saate bakar. Ukrayna'ya gidip uluslararası turnuvaya katılmak için sadece bir saati kalmıştır. Maç başlar ve zorlu bir maç olur. Igor Boyka'ya yere düşerken ona belden aşağı vurmayı başarır. Igor sırtına vurur ve yaralandığı yere vurmaya devam eder. Boyka gücünü toplar ve ona vurur. Alma'yı görünce maçı kazanma hevesi artar. Rakibini yere düşürene kadar sert darbeler indirir ve maçı kazanır. Zaferinden dolayı çok mutludur. Otobüse yetişmek için sadece çeyrek saati kaldığını fark eder. Ringden çıkar ve çıkış kapısına yönelir. Zarup sinirlenir ve onunla buluşmaya gider. Ona harika bir performans sergilediğini söyler. Anlaştıkları gibi Alma'yı serbest bırakmasını istediğinde ona kulübünün şampiyonunun Igor değil, başka bir dövüşçü olduğunu söyler. Bu kişiyle savaşmayı kabul etmezse Alma'yı serbest bırakmayacaktır. Boyka'nın menajeri arar ve gelip gelmediğini sorar. O da otobüse binmediğini ama zamanında geleceğini söyler. Zarup'tan dövüşçüyü mümkün olan en kısa sürede getirmesini ister. Koşmer yoğun güvenlik altında gelir. Eski hapishane müdürü de yanındadır. Ringe girer ve maç başlar. Boyka rakibine vurmaya çalışır ama işe yaramaz. Sonra Koşmer ona vurur ve onu yere düşürür. Maçın hakemi geri sayıma başlar. Boyka Alma'yı görür ve tekrar gücünü toparlayarak güçlükte ayakta durmaya çalışır.
Rakibine saldırmaya çalışır ama başarısız olur. Koşmer ona tekrar sertçe vurur ve tüm seyirciler Boyka'nın kaybettiğini düşünür ama Boyka'nın iradesi çok güçlüdür. O da rakibine vurmaya başlar. Ona birkaç kez vurur ve omzunu yerinden çıkarır. Sonra onu ringin dışına atar. Bu maçı da kazanır ve herkese dünyanın en iyi dövüşçüsü olduğunu kanıtlar. Ne var ki Zarup verdiği sözü tutmaz ve almayı serbest bırakmaz. Adamları Boyka'yı döver ve herkes oradan kaçar. Boyka da onları döver ve kendini kurtarır. Slava ona ateş eder ama ıskalar. Boyka silahı alır ve Slava'dan kurtulur. Zarup almayı alır ve onu silahla tehdit ederek olay yerinden ayrılır. Boyka dışarı çıkar ve almayı serbest bırakmasını ister ancak Zarup onu silahla tehdit eder ve silahı bırakmasını ister. İstediğini yapar. Zarup arandığı için onu hapishaneye geri göndereceğini söyler. Onu vurmaya çalışır ama Alma onu vurur. Böylece Boyka fırsattan istifade edip Zarup'a saldırır ve ondan kurtulur. Ne var ki kendisi de vurulur. Alma'dan kendisini affetmesini ister. Polis güçleri gelir ve onu tutuklar. 6 ay sonra tedavi edilir ve cezaevine geri gönderilir. Alma ziyaretine gelir ve iyileştiği için mutlu olduğunu söyler. Boyka ona baktığı çocukları sorar. Alma ona çocukların çizdiği resimleri gösterir. Ona yardımları sayesinde saygınlığını ve özgürlüğünü yeniden kazanabildiğini söyler. Kendisine yaptığı kötülüğü de affettiğini söyler. Boyka onu affettiği için teşekkür eder. Uluslararası turnuvaya katılma hayali suya düşmüştür. Hapishane ringindeki dövüşlere geri döner. Filmimiz böyle sona erer. İzlediğiniz için teşekkürler.